4 yıllık süreç boyunca gizli kararı sürdüğü için hangi aşamaya gelindiği, nasıl gelindiği hiçbir bilgimiz yok. Resmiyette sorarsanız var ama hani bildiğimiz anlamda hani fiiliyatta bir ciddi bir çalışma var mı yok mu bana sorarsanız hani bence burada olay soğumaya verildi. Devletin içinde olduğu bir durum var. Yani olayın içine devlet olunca, kendisi olunca kendisini demek ki ciddi bir şekilde soruşturmuyor. Buna benzer olaylar da sürekli olan bir şey. Burada ciddi bir soruşturmanın, ciddi bir yargılamanın çıkacağını düşünmüyorum. Faillerin tespit edileceğini de düşünmüyorum. Hani o yönde bir şahsi olarak bir beklentim yok. Hani Kürt bir vatandaşın başına gelince devlet özellikle kendi sicilini bozmak istemez. Etkin soruşturma yürütülmediğinden dolayı gerekirse Anayasa Mahkemesi'ne, oradan da Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne gitmeyi düşünüyoruz. Alakası olmayan, muhtemelen olaya karışmış personellerin de ifadesi alınıyor olmalı ki dosya uzun sürüyor, artı ifade olaya katılan, yani o gün operasyona katılan personellerin ifade alım aşamasının da geç başladığını düşünüyoruz. Geç başlayınca da çoğunun işte tayini çıktı, çoğunun artık hani ulaşılması zor oldu. Yani dolayısıyla dosyanın aşaması hani sürecek gibi. Ola ki ileride iktidarlar değişirse, devlet politikası değişirse, Türkiye sadece bu olayla değil, geçmişteki bütün olaylarla yüzleşmek isterse, belki o zaman bizim olayımızda da hani failler bulunur, cezası çekilir. Ya da ne bileyim, devlet bu konuda kendi vatandaşından hani özür diler, özür manasına gelecek adımlar, yargılamalar yapılır. Onun dışında ben hani Türkiye'den çok umutlu bir kişi değilim açıkçası, yani çok bir şey çıkacağını sanmıyorum. Bizim olayımızdaki mağdur sırf Kürt olduğu için bu olayın aydınlatılacağını, failenin bulunacağını düşünmüyorum açıkçası. Olay kamuoyuna helikopterden atılma şeklinde yansıdı. Belki de o yüzden çok gündeme geldi. Yani kısmi bir atılma da olabilir. Ama benim olaydan anladığım şu, hani Servet Turgut vefat eden vatandaş, bir de Osman Şiban var. O da hani ölümden döndü diyelim. Bunlar daha olay yerindeyken bence darp başlıyor. Helikoptere getirilirken devam ediyor. Helikopterde de yine devam ediyor. Ve en son hani sanki organize bir şekilde buradaki jandarma komutanına sanki haber verilmiş gibi, ifadelerden onu alıyorum ben. Aşağıda evet yüzlerce asker toplanıyor, yani hazır olun getiriyoruz gibisinden bir organizasyona benziyor. Ve o asker ifadelerinden anladığım şu, hani bunlar daha helikopter inmeden tam içlerine atıyorlar bu ikisini. Ve orada hani linç başlıyor. Linç başlıyor. İfadelerden bu anlaşılıyor. Diyor ki ve hepsinin ortak ifadesi şu: karanlıktı, kargaşa vardı, helikopter inerken toz çıkardı, kimin vurduğunu görmedik. Ama hepsi ortak olarak kargaşayı kabul ediyor. Ezildiklerini, darp edildiklerini kabul ediyor. Yani burada aslında resmi personellerin yapmış olduğu bir suç, bir linç var. Burada hani suç var mı? Var. Birden fazla suç var ve bunu işleyen de resmi kişiler. Ve bunu koruyan bir devletle şu an karşı karşıyayız. Normalde hukuk devleti olsa, demokratik bir devlet olsa, suç işleyen kim olursa olsun, isterse Cumhurbaşkanı da olsun, onu yakalayacaksın, getirip yargılayacaksın. Ama Türkiye'nin refleksi şu,
suç işleyen personelini koruma refleksini şey yapıyor, güdüyor. Bu dosyada hukuk işlemiyor. Buna benzer bütün davalarda hani siyasi müdahale oluyor. Bizimkimizde de vardır. Bu sadece hükümetle olan bir şey değil. Bence bu Türkiye Devleti'nin genel politikasıdır. Servet Turgut vefat ettiğinde otopsisine gittiğimiz zaman adli tıp kurumunun bahçesinde operasyonu yöneten en baştaki komutan vardı, ismi Rıza'ydı, soy ismini hatırlamıyorum ama operasyonu herhalde buranın jandarma komutanı. O ve birkaç tane daha rütbeli orada oturuyorlardı. Biz de hani avukatlar olarak merak ettik, savcıya sorduk, bunları siz mi çağırdınız? Hayır dedi, benim haberim yok. Biz de dedik o zaman savcıya, sana gözdağı vermeye gelmiş bunlar. Başka ne, hangi niyetle bulunabilirler? Haliyle hani oradaki o jandarma komutanı belli ki failleri korumaya çalıştı. O günden beri faillerin ortaya çıkmaması için elden geleni yaptı. Bunlar savcının odasına da çok uğrayıp çıkıyorlardı. Savcıyı da etkiliyorlardı. Yani hani belki faillerden biri de o rütbelerden biri de olabilir. Bilmiyoruz ki, belki kendisi bizzat darp edenlerden biri de olabilir. Biz hukuku sonuna kadar tabii ki zorlayacağız. İç hukuku da gerekirse Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi anlamında da bütün zorlamaları yapacağız. Ama belki burada bir şey elde edemeyiz. Avrupa'da büyük ihtimalle biz hani hak ihlali kararı çıkacağına inanıyorum ben. Aileler hani... Biz ya da aileler en fazla ne yapabiliriz? Hukuku zorlayabiliriz. Bazen şeyi düşünüyordum, hani Şen Yaşar ailesi var. Kadın elinden geleni yaptı ama bir şey çıkmadı. Hani onlar eğer bir şey elde etselerdi belki bu aile de hani o yolla belki devleti zorlayacaktı ama o yol da işe yaramıyor Türkiye'de. Ya da devlet... Tin personelinin karıştığı bir suç var. Bir kişi ölmüş, bir kişi de ölümden dönmüş. Bu sadece bizim olay için değil, bu bölgede devletin karıştığı buna benzer birçok suç oluşmuştur. Ben hukuk devletiyim diyorsa, ben hani demokratik bir ülkeyim diyorsa kendine çeki düzen vermesi gerekiyor. Devletin bu yaptığı aslında bana göre bölücülük yani. Nasıl bölücülük? Sen Kürtlere sahip çıkmazsan Kürtler aidiyet duygusunu yitirir. Devletin bu travmayı onaracağını da düşünmüyorum. Bu iş ya göstermelik birkaç kişi yargılanacak ya da takipsizlikle sonuçlanacak gibi bir kaygımız da var.